Hattımızda Özlem, iyi geceler. Düzce'den. Özlem, iyi geceler. İyi geceler Beyazcı, nasılsınız? Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Özlem, seni hatta biraz bekletiyorum, tamam mı? Tamam. Tamam, biraz edeyim bakalım. Allah kerim, ne zaman artık beach mi açıyorsunuz? Öyle mi? Bir plaj yani, hani daha doğrusu gençlere. Evet, yani yazları çok konserler oluyor. Birçok şehre gidiyoruz, deniz kenarına gidiyoruz ama orada fazla kalamıyorum, geri dönüyorum. Ve İstanbul'da da biliyorsun deniz manzarası var ama denize giremiyorsun. Belki seninle konuşuyorduk, yazın böyle bir mekanımız olsa, birlikte bir yer işletsek, eğlensek, müzik yapsak, konser olmadığı günler orada birazcık yazı yaşasak. Tam bunu konuşurken bize böyle bir teklif geldi. Yalıkavak'ta, evet. Harika bir mekandan. Biz de kabul ettik. Beach'in adı Sebastian oldu. Sebastian oldu. Evet, barın adı da Çilek oldu. Berksan'la birlikteyiz. Yazın evet, çok eğleneceğiz. O zaman alkışlarla Berksan'ı da buraya davet edelim efendim. Buyurun. Wow. Otur gel. Merhabalar. Evet. Oh, çok güzelmiş. Ne haber? Ne var ne yok? Ne haber? İyi geldin. Abi senden ne haber? Hamdolsun. Bayağı mesajlaşıyordu bak, ben yakaladım, haberin olsun. Evet hocam. Sen hiç de ciddi değil yani. Cep telefonu devamlı. Nedir o, ne yapıyorsun kenardan kenardan? Yok ya. Bayağı mesaj ediyor. Az kaldı çıkıyorum yazdı. Hayır ne? Bir de hem mesajlaşıyor. Mesajlaşıyor. Özür evet. Özür dilerim. İlk reklamda çay içeriz ya. Kim bilir? Kim bilir? Şota ne kadar oldu takipçi sayısı? Bakalım. 25.000. Kaç? 25.000 galiba. 7.000'den 25.000'e çıktı yaklaşık yarım saat içinde Şota'nın takipçi sayısı. Wow. 22.000. 22.000. Evet, harika. Bu gece Fair Play ödülü olarak Beyaz Show'da Şota'ya takipçi arttırıyoruz. Ekran başındakilere de söyleyelim. Şota'nın Twitter adresine yüklenelim arkadaşlar. Bakalım yayın bitene kadar ne olacak? Feyza abla, sosyal medyayla aranız nasıl? Şimdi rahmetli Güzin abla sadece mektuplarla bu evet. Sohbeti yapıyordu, dert dinliyordu. Birçok dert, yani yıllardan beri takip ederdik. Sonra onun yerine siz geldiniz. Şimdi dertler de değişti herhalde. Hep bir değişti. Değişti değil mi? Tabii. Anlayışlar değişti, yaşam tarzı değişti. Evet. Ben sadece Facebook'um var. Facebook'unuz var. Twitter'e girmiyorum. Mektuplar geliyor mu hala? Mektuplar mektup mı geliyor? Artık gelmiyor. Gelmiyor mu? Hayır, sadece internet, bir de faks var ama o fakslara yetişemiyorum, çok açık söyleyeyim. Peki ne kadar, günde ne kadar dert geliyor? Epey, yani 100, 200, 300 belli olmuyor. 200, 300. Evet. Neye göre eliyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Okuyorum. O hepsine? Ya hepsini okumaya çalışıyorum, evet. Çok yalan Bolçun. Söylemeyeyim. Hepsine yetişemediğim de oluyor ama okuyorum. Ondan sonra ve içinden eleme yapıyorum. Tabii şöyle gruplaştırıyorum. Evet. Mesela hep aynı konular geldiği zaman bir tanesine cevap veriyorum onun. Ha, yani evet, diyelim, tamam, yaklaşık aynı. İhanet konusu zaten ibadullah. İhanet zaten ibadullah. Oho. Evet, devam. Ondan sonra onu tabii tutuyorum, bir tanesine cevap veriyorum aşağı yukarı, çünkü konu aynı. Peki yıllardır okuyorlar sizi. İhanete bugüne kadar 50.000 tane cevap vermişsinizdir. Hala verdim. Hala geliyor yani. Oo, hem nasıl? Başka hangi konularda geliyor? Başka tabii ki şey var. Genel. Genel olarak evli erkeklere karşı bir aşırı merak var. Evli erkeklere karşı aşırı merak var. Aşırı bir merak. Nedense sanki bekar kalmamış gibi. Evet. Evli erkekle olunca daha bir değişik oluyor. Bir de bunu bir hataymış gibi de anlatıyorlar. Yani böyle bir şey var hayatımda, istemiyorum da hay Allah. Filan ne gibi. Yapsam falan gibi. Sonra yazıyorlar mesela, aslında Güzin abla bilmiyorsun, ikinci kadın olmak da o kadar zor. Ama onu da bir çok kabul ediyor ya. Yani. Onu da evet. Kabul ediyor yani. Tabii kabul ediyor. Ya bu da hepsini okumayalım. Yani bir sürü mektup vardı ama bir tanesi enteresan. Yani çok kısa okuyayım. Bu nedir ya Güzin abla, ben 23 yaşındayım. 3 yıl önce boşandım. Umarım beni anlayabilirsiniz. Çok karışık durumdayım. Türkiye'de eskiden çıktığım erkekler boşandığımı duydukları için bana ulaşmaya çalışıyorlar. Evet. Tabii ki onlardan kaçıyorum. Çünkü kiminle konuşsam ondan hoşlanmaya başlıyorum.
Nasıl evet. kendini tutamamazlık tadı? Bu neymiş yani? Bu tutamamazlık çok fazla. Şimdi bu mektup ben hatırlıyorum şey Almanya'dan geliyor. Yani kadın evet. Almanya'da yaşıyor. Bir de Almanya'da yaşayan kadınla biliyorsunuz beraber olmak veya daha doğrusu evlenmek Almanya'ya yerleşmek de demek. Tabii gençlerimiz çok meraklı öyle şeye. Ha, biraz da o var tabii bu tabii, işin içinde. Yurt dışına bir çıkayım. Yurt dışına bir adım atmış var. Oluyor. Onun için de biraz böyle. Evet. Bir tane abla yazmış. Güzin abla eşim benimle ilgilenmiyor. Klasik yani. Hani oturma izni kolay mı alıyorlar demek yani? E tabii tabii. Oturma izni kolay alıyor. Şey var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.